Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımızı bozun. Angliya başvaziri Xitayni ayıpladı. Angliyaning yeni saylangan başvaziri Liz Truss Xitayning Tayvanga qaratgan harbiy ig'vogarchilik qilmishlarini ayıpladı. Hem de Yaponiya qatarlıq ittifaqdaşları bilan hamkarlaşıp Xitayning strategik tehdidiga taqabil turishni qaror qildi. Amerika ovozining bugünkü xabarida bildirilishicha Angliya başvazirlik ishxonasi 20-sentabr kuni bayonot e'lon qilib, başvazir Trassning Nyu-Yorkda davom qilayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida Yaponiya başvaziri Fumio Kishida bilan ko'rishganligini bildirgan. Bayonotda aytilishicha başvazir Truss Xitayning yaqinda Tayvanga qaratgan harbiy ig'vogarchilik qilmishining Yaponiyaning alohida iqtisodiy rayoniga tahdid solganligini bildirgan. İki başvazir demokratik devletlerinin hemkarlaşışının muhimliği, cümleden G7 qatarlıq xalqaralıq teşkilatlar arqılıq müstəbit hakimiyyətini bastırış və iqtisadi və bihatirlik təhdidigi qarışdırışdı birdəklik asılı qılğan. Məlum buluşca, bu yıl avğust ayının 5-də Amerika Avam Palatasının rəisi Nancy Pelosi Tayvanını ziyarət qılğan deyken, Xitay armiyası birqanç gün Tayvan ətrafıda kən köləmlik taqılğan Tayvan namıda əməli canmaniveri ötküzgən. Xitay armiyası quyup bergen 5 balistik başqurulduğan bomba Yaponiyaning alohida iqtisodiy rayoniga tushib, Yaponiya hukumatining noroziligini qo'zg'agan. Mutaxassislarning qarashicha, bu Xitayning Amerikaning Tayvanga qaratgan harakatidan norozi bo'lib, qasdan Amerika va Tayvanning ittifoqdoshlariga besim ishiltish uchun qilgan harakati ekan. Bundan boshqa Yaponiya taraf Tayvanda biror ish chiqsa, Yaponiyada ish chiqqan bilan o'xshash deb ko'p qitim ta'kidlagan bo'lib, Yaponiyanın bu sözü Xitayning texmi narazılığını qozgan. Şarkı Türkistan xalqını assimilyatsiya qilish kelishimi imzalandı. Atalmış Uyğur Abnum rayon dairler bilen Atalmış Şinjan işlep çıkırış kuruluş diviziyası Zijin Mediniyet Kuruhi Çeklik Şirketi Şarkı Türkistan'da devam kılıvatkan Atalmış Şinjan'ı Mediniyet Arqılıq Uzuqlandırış Kuruluşunu yol koyuş haqqıda Strategilik hemkarlık kilişimi imzalıgan. Tanrıtağ Doğru'nun 21. sentabirdeki haberde bildirilişçe 19. sentabir günü Atalmış Abnum rayon dairleri Atalmış Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Pingtuani Zijin Mediniyet Kuruhi Çeklik Şirketi bilen Ürümçede Strategilik hemkarlık kilişimi imzalaş mürasimi ötküzgen. Mürasimga Atalmış Abnum rayonluk partiya komitetinin muavin sekretari Diviziyanın siyasi komissari Li Yifei Zijin Mediniyet Kuruhi Çeklik Şirketi Partiya Komitetinin sekretari Mao Chaofeng qatarlıq əməldarlar iştirak kılgan. Mürasimde söz kılgan Atalmış Abnum rayonluq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümünün başlıqı Jang Chunlin, Şinjanlı Mediniyet arqılıq uzuqlandırışını umumiyüzlük alğı siljitip, her dərgelik partiya təşkilatlarının Şinjanlı Mediniyet arqılıq uzuqlandırış cəriyandaki asasi gevdelik rolünü toluq cari kıldırış gerekte bildirilgan. Xitay dairleri yakınkı bir neçe yıldın buyan Xitay komünistlerinin merkezi ideyesi bilen karşılaşıp kılıvatkan İslam dini ve onunla itikad kılıvatkan Uyghurlarını yokutuş ve kırgın kılış üçün münasifetlik atılmış yeni kanunlarını tüzüp çıkıp mecburi icra kılgan idi. Bu münasifet bilen 2018 yıldın 2022 yılı geçip olgan 5 yıl içi de Şarkı Türkistan'da İslam dinini Xitaylaştırışının kanunlaştırılgalıqı tüncik etim aşkarlanğan idi. Xitay mezkur planğa asasen İslam dinine qarşı terror siyasetini tiz sürətli icra qılmaqda olub, Şarkı Türkistan'da hazırlığı kadar 16.000'a yakın məscid çekib etildi ya ki buzub etildi. Saqqalğan bir qısım məscidlər qavaqxana, çayxana digendek başqa faaliyet sorulurğa özgertildi. Undan başqa dinğa alaqadar barlıq şərikətlər toluq çəklənğan bolub, xalq İslamdan bütünləy vaz keçişkə məcburlandı. Xitay taratqılırdı Zijin Mediniyet Kuruhi Çeklik Şirketi tonuşturulup, Çoğuntuptiki Universal Charakterlik Mediniyet Kesip bilen şoğullundugan Merkez Karıxanısı Bülüsüptü bilen Kino Televiziya Kesipi Taratqı Uşuri Nəşir Qılıp Tarıqtış, Mediniyet Sayahat Uyun Quyuş, Pul Muamile, Məbləq Seliş Qatarlıq sahalarda Mol Əməli Küçke İge İhkəllikki, Xitayının Mediniyet Kesipideki Başlamcı Karıxanı bulup, Xitaycı Sosyalistik Mediniyet İşleri Kuruluşu ve Atalmış Junhua Münevver Ən-Ənivi Mediniyetin Tərəqi Qıldırış, Tarıqtışta muhim rolünü cari kıldırganlıqı bildirilgen. Küzetküçler Xitay yıqından beri Şarkı Türkistan'ı Xitaylaştırış rezil planı dairesi de Atalmış Xitay ölkelerinin Şinjan'a nişanlıq yardım biriş namıda Şarkı Türkistan'a Xitay akullarını yerleştirip
Şarkı Türkistan'daki Xitaylarının sanını köpeytkenlikini, bunun mas kademde atalmış 5. emge küşlerini yötkep işgı oranlaştırış, namratlıktan kutulduruş namıda Şarkı Türkistan halkını Xitay ülkeleri hem de Şarkı Türkistan'ın başka rayonlarına yötkep zik oltıraklaşkan halkımızı tarqaqlaştırıp, Uyghur mahalli ve koşundarcılık medeniyetini yok kılışkı urunup gelgenlikini. Xitay dairleri bu kıtım Zijin Medeniyet Ruhi Çeklik Şirketi bilen hemkarlaşıp, Şarkı Türkistan'ın Xitaylaştırış asas mazmun kılınan kino televiziya işlep tarqıtış, bununla alakadar mazmunlarını köplep neşir kılıp tarqıtışını pilallıqallıqını bildirişmekte. Lager şahitlerinin pidakarlıqı dikkat kozgıdı. Xitayın ceza lagerlerindeki vahşi cinayetlerini dünya cemaatine aşkarlap Xitayını iğır sarasımıga salgan ve nöbette Amerika'da yaşayatkan kahraman lager şahitlerden Tursunay Ziyavud'un Zümret Davud ve Gülzira Avulkan Katarlı hanımlar Xitay rejiminin atılmış virüs yukumunun ölgü çürüş bahanesi bilen Şarkı Türkistan halkını kamal kılıp aç koyup kırgın kılıç cinayetlerine karşı 19. sentabr Amerika paytaxtı Washington'daki Aksaray aldıda açlık ilan kılış namayışı başlayan idi. Kahraman pidailer 3 gündün buyan namayışını keç gündüz devamlaştırıvatkan bulup, bu mezgilde ularını kısmen Amerika akhbarat vasıtları ziyaret kılgan. Namayış başlanıp 3. günüge gelgende kahraman lager şahitlerden Tursunay Ziyavud'un hanım Hushidin ketip yıkılgan. Gerçi Tursunay hanım mağdursuzlanıp yıkılgan bolsa mı, bırak o açılık eylan kılış namayışını ahırgıcı devamlaştırılgallıkını bildirgen. Rayon bihaterlik sakçileri ciddi kutkuluş hadimlerini çakırıp gelgen bulup, ular Tursunay hanımga asma okul salgan ve oksigen bergen. Mezkur kahraman pidailer Xitayının nöbeti Şarkı Türkistan'da atılmış virüs yukumunu nölgü çürüş bahanesi bilen icra kılıp atkan, aç koyup kırgın kılış, atılmış dezinfeksiye kılış namıdı zehirleş katarlık cinayetlerini Amerika ve Xalqaradı kün tertibki keltürüş arqılıq, Amerika ve Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komiteti oturuğa çıkıp, Uyghurlar haqqıdı karar lahisi sunuşku vədi bergenge kadar devamlaştırışını plan kılgan idi. Biden BDT'deki nutkuda Şarkı Türkistan'daki depsendikiliklerini tilga aldı. Amerika Prezidenti Joe Biden, New York'ta devamlaşıvatkan 77 günövetlik BDT umumi kengash yığınığı katnaştı ve söz kıldı. O nutkının başıda 24 fevraldan buyan devamlaşıvatkan Ukrayna-Rusya urışı hakkıda toxtulup, Birleşken Devletler Teşkilatı Xavupsizlik Kengashinin daimi azası bolgan Rusya'nın koşnısıgı tajavuz kılıp, igilik hukukluk bir devletini xaritidin öçürmekçi bolganlıqını bildirdi ve ayıpledi. O, Rusya Prezidenti Putin'nin 21 sentabr yadro kuralı toğrısıda ilan kılgan bayanatı üstüde toxtulup, Putin yadro kurallarının kengişinin aldığını eliş kilişimi ramkisideki mesuliyetlerini pervasızlarca nazardan sakıt kılıp, Avrupa'yı yadro tehdidi saldı, dedi. O söz diyene İran'ın yadro kurallığı igip olmasılığı üçün kolidin kilişçi tırışarlıq görüsüdüğallıqını bildirdi. Biden söz diyene Xitay'nın kılçılık uçuk aşkarı bolmay turup, İlgiri körülüp bakmağın seviyede ve kişini çöçtüdüğün derecede yadro korallanış yoluğu mangallıqını bildirdi. O söz diyene kişilik hukuk biz erişmekçi bolgan herkandık nişanının asası buluşu kerek. Ama bugün 2022 yılıda insanın en akıllı hukukları dünyanın her tarafında xatar içinde durmakta. Bu yerde Şincan'daki yani Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk depsendikçilikleri aldığımızda turuptu. Bunu BDT Kişilik Hukuk Komitesi'nin dokulatımı nahayeti enik otturgu koydu digerlerine ipadildi ve Amerika'nın her vakit kişilik hukukunu koğdaydıqallıqını bildirdi. Aksaray Devlet Xavupsizlik Kengişi Bayanatçısı John Kerby, Rusya Prezidenti Vladimir Putin'nin yadro kuralı işiltiş toğrısıdaki bayanatıga estaydıl muameli kıldıqallıqını ve Rusya'nın yadro orullaştırışını yıkındın közdüdüqallıqlarını eytti. Rusya Prezidenti Putin 20 sentabr devlet kanallarında tarqıtılgan nutkıda özünün kısmen seferberlik ilan kılganlıqını jakarlap, yadro kurallarına işaret kılıp, zörür tepilganda kollarıdın kilidigan barlık iktidarlardın paydınlaştı ikkilenmeydiganlıqını bildirgen idi. Avrupa Rusya'ya karşı yeni embargo yürgüzüşünü karar kıldı. Avrupa İttifakı devletleri Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in kısmen seferberlik ilan kılışı ve yadro kuralı işiltiş tehdidi salgandan kin Rusya'ya karşı yeni embargo planı tüzüşünü ve Ukrayna'yı tihim okup kural yardım kılışını karar kıldı.
Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Avrupa İttifakı Taşkı Münasifetler ve Xavupslik Siyasi Ali Vekili Josep Borrell 77. Qitimliq BDT Umumi Kengash Yig'iniga qatnash uchun Nyu-Yorkka kelgan a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlarini jiddiy va maxsus yig'iniga chaqirdi. U yig'indan keyin bayonot e'lon qilib, Ukraina tashqi ishlar ministri Dmytro Kolibaning bu yig'iniga ishtirok qilib, yangi o'zgarishlar to'g'risida ma'lumot berganligini bildirdi. U Putinning Ukrainani yo'qotishga urinayotganligi nihoyatda aniq. Harbiy jihatdan muvaffaqiyatsiz bo'lganligi uchun bir davlatni o'xshamagan yo'llar bilan yo'qotishga urinayotdi dedi. U Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qilinganligini, ishg'ol qilingan Ukraina zaminlarida qonunsiz referendum o'tkazishning plan qilinganligini eskertib, Rossiyaning yadro quroliga o'xshash keng qirg'ichi qurollarni ishlatish to'g'risida ta'kid solganligini ta'kidladi. U Rossiyaning harakatlarining dunyo tinchligi va xavfsizligiga tahdid solganligini, buning yemak-ichmak va energiya bahosini o'rlatib, nihoyatda og'ir bo'lgan dunyo xarakterlik yomon oqibatlarini paydo qilganligini bayon qildi. U so'zda yana Rossiyaga qarshi darhol qo'shimcha cheklash tadbirlari taklif qilindi. Bu embargolar boshqa sherik davlatlar bilan mos holda tayyorlandi. Ukraina qonunlik holda o'zini qo'g'dash huquqidan foydalanmadi. Şunga Ukrayna xalqara itiraf qilgan chegaralari ichidagi ishg'ol qilinadigan zaminlarni ozod qila oladi. Biz Ukrayna armiyasini qo'llashni va harbiy yordam bilan ta'minlashni davomlashtiramiz. U Rossiyaga qarshi yangi embargolarni bekitadiganligini ta'kidlab, ham kishilarga qaratilgan hamda shirkat korxonalarini nishon qilgan embargolarni yurgizamiz dedi. U Rossiya iqtisodining o'xshamagan qismlariga ta'sir qiladigan embargo planini tayyorlaydiganliklarini bildirib, dairesining texnologiya va yangi kishilarni o'z ichiga oladiganligini qayd qildi. Makron xalqarani Putinga eng og'ir besim ishlatishga chaqirdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron xalqarani Rossiya prezidenti Vladimir Putinga eng og'ir besim ishlatishga chaqirdi. Turkiya Avazi Radyosu xabarida bildirilishicha, Emmanuel Macron Nyu-Yorkda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yadro bexatarligi yig'indan ilgari bayonot e'lon qildi. Macron muxbirlarning Putinning qisman harbiy safarbarlik uqtirishi to'g'risidagi savoliga javob berib, albatta Rossiya prezidenti Putinning yaqinqi soatlarda qisman harbiy safarbarlik chaqiriqi e'lon qilishni tanlashiga davlatini va davlatining yoshlarini urushga so'rab kirishiga afsuslandim dedi. 24 fevraldan buyon davomlashayotgan Ukraina Rossiya urushiga qarata o'zining Hindistondan keyin Xitoydami urush to'xtatishni talab qilganligini eskartgan Macron Rossiya barg'ansira yolg'izlashmoqda. Amdilikda Rossiyaning tanlagan yo'lini hech kishi tushunmaydi dedi va xalqaro jamiyatni Putinga urushni oxirlashtirish uchun eng og'ir besim ishlatishga chaqirdi. Putin urush saviyasini oshirishni qaror qildi degan Macron buning Rossiya xalqi va Rossiya yoshlari uchun shum xabar bo'lganligini bildirdi. Rossiya prezidenti Putin 20-sentabr davlat kanallarida tarqatilgan xitobnomasida qisman harbiy safarbarlik e'lon qilganligini va zarur tepilganda yadro qurollarini imo qilgan holda qo'lidagi barliq imkoniyatlarni ishlatishdan ikkilanmaydiganligini jakarlagan edi. Vujic alohida harakat bosqichidan halqib, cho'ng urushga yiqilishyapmiz dedi. Serbiya prezidenti Aleksandr Vujic Rossiyaning 24 fevral boshlagan urushi to'g'risida to'xtalib, "Meningcha biz alohida harakat bosqichidan halqib, cho'ng urushga yiqilishyapmiz" dedi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 77 navbatlik umumiy kengash yig'iniga ishtirok qilish uchun Amerikaning Nyu-York shahrida turayotgan Aleksandr Vujic Serbiyaning RTS kanaliga bayonot berdi. Meningcha biz alohida harakat bosqichidan halqib, cho'ng urushga yiqilishyapmiz. Hozirgi masala chegaralarning qayerda ekanligi masalasi. Bir mazgildan keyin balkim 1-2 oy ichida 2-chi dunyo urushidan buyon misli ko'rilib baxmagan zo'r ko'lamlik dunyoviy cho'ng to'qinishga kirish kirmasligimiz masalasi bo'lishi mumkin degan Vujic so'zini davomlashtirib, fuqarolarimizning bexatarligiga kafolatlik qilish bizning qo'limizda. Men Rossiya va Xitoyning g'arb bilan bo'lgan munosabatini texmi murakkablashib ketadi deb o'ylayman dedi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ayting xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.